Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 25.09.2014 Perşembe günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu bilindiği gibi 6 peygamber 6 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayfa 115 sayfa başından başlıyoruz. Bu da sistemin gereğidir diye onu ifade ediyor. Daha evvelki sohbetlerimizde buraya kadar gelmiştik. Hatırımızda ise eğer kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Peki bu nasıl oluyor? İşte orada bahsedilen hakikati ahadiyetül ahmediyeden alıp zuhuru Muhammediye'ye, Hazreti Muhammediye'ye getiriyor. Yani hakikati Muhammediye'den, hakikati ahadiyetül Ahmediye'den zuhuru Muhammed olan Hazreti Muhammed'e getiriyor. İşte Hazreti Muhammed'in özelliği diğer birey insanlarla münasebet kuracak makineye sahip olmasında, yani beden makinesine sahip olmasındandır. Hazreti Muhammediye tarafından kendi hakikatinden olsa bunlar zuhura çıkmazdı. Yani kendi batınında olsa zuhura çıkmazdı. Bir aracı ile yine hakikati Muhammediye, ahadiyetül Ahmediye, ferdiyeti de aslında bütün bu alemler genişliğinde olan bir şeyden, bir yerden beşer insan nasıl yararlanacak? Yani şunu demek istiyorum. Risaletini Cenab-ı Hak insan suretinde ve insan suretinde olan insanlara insan suretinden aktarmakta. Eğer başka bir varlıktan aktarılsaydı bu devamlı ve kemalde bir eğitim olmazdı. İşte onun toplu zuhur görüntüsü, minyatür görünüşü insan suretidir. Yani Peygamber Efendimiz hakikati itibariyle bütün alemleri kaplamıştı. Ancak bu genişliği itibariyle ondan herhangi bir şekilde eğitim almak mümkün değil. İşte ona nokta zuhur mahalli ve insanlar şeklinde, insan suretinde bir halle halke edilmesi bizlerle onun ünsiyet etmesini kolaylaştırmış olmakta. O toplu bir toplu zuhur mahalli olursa karşısında orada iletişim kurma çok kolay olmaktadır. Yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakikati Muhammediye olarak birim bizim karşımıza çıksa konuşulmaz ki, anlaşılmaz. Lisanı dili yok ki orada konuşsun. Şimdi biz bütün bu alemler hakikati Muhammediye'nin zuhuru. Ama alemlerle konuşup bir şey kuramıyoruz, anlaşamıyoruz. Ancak seyrediyoruz, istifade ediyoruz ama bilgi kabilinde açık olarak bir şey alamıyoruz. Bu ancak insan vasıtasıyla olabiliyor. İşte hakikati Muhammediye'nin toplu zuhur mahalli ve ne diyelim konuşucusu, ya tebliğ edicisi Hazreti Peygamber Efendimiz olmakta. Biz de ondaki hakikatler bizde de olduğundan, yani ondaki vasıflar bizde de olduğundan, yani görme, duyma, dinleme, konuşma gibi, yani insan, insan ile en güzel şekilde anlaşabilmekte. Onun için Peygamberimiz insan suretinde bizlere gönderildi ve o yüzden kendisi bizlere bunları aktarmış oluyor. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın dile, lisana, herhangi bir araca ihtiyacı yoktur, konuşur. Musa Aleyhisselam'la diliyle mi konuştu? Mana olarak konuştu. Ama bu olağanüstü bir hadise, fıtri değil, ilahidir. Onu alamayız. Bize fıtri olan lazımdır. Kevn olan. Yani kevne gelmiş bir suretle konuşmak, anlaşmak ancak mümkün olabilmektedir. Neden?
Çünkü bir insanın beşeri duyguları da vardır, nurani duyguları da, ruhani ilahi duyguları da vardır. İşte o beşere ulaşmak için bu duyguların aynısının ulaşacak kimsede de olması lazımdır. Yani aynı değerlere sahip olması lazımdır. O makamda, o yerde olması lazımdır. Şimdi bir melek gelse bizim karşımıza, Hazreti Resulullah'ın suretine bürünse, biz onunla anlaşamayız. O da bizi anlamaz. Neden? Çünkü bizdeki esma ilahiye onda olmadığı için biz tatlı deriz, o bu nedir diye böyle bakar. Tatlının ne olduğunu anlamaz ki. Dili yok ki, yani tad alacak bir organı yok. İçinde öyle bir kabiliyeti yok. Tadın ne olduğunu bilemez. Rengin ne olduğunu bilemez. Melek nereden bilsin? Ki yani onda nefs olmadığı için bu tatları, acıyı, tatlıyı, zoru, kolayı bilemez. Melek sadece bir kuvvettir. Geldiği yere bürünür. Yani kendisi geçiriyen olduğu için mukalimun gibi o hali alır ve bildireceği bir şey varsa, gücü varsa, görevi neyse ona oraya yapar gider. Yağmur indirecekse indirir. Yağmuru ölür, biter. Görevi bitirdikten sonra işte diyorlar ya bazı kimseler peygamber meleklerden olsaydı olmaz mıydı? Yahut kavmin içerisindeki zenginlerden olsaydı olmaz mıydı? Fakirlerden niye yahut orta halliden niye oluyor? Ha işte orta halli fakir, fakirin halini daha iyi bilir. Ve yaşantısını ona göre daha güzel yapar. Zengin bir fakirin halini bilemez ve ona gereken eğitimi veremez. İnsanlar arasında bile yani çok zengin bir insandan bir peygamber gelmiş olsa o fakirin halini bilemediği için ona ulaşamaz. Hep yukarıdan bakar. Çünkü fakirliği bilmez. Zengin fakire nasıl diyecek? Bilmez ki fakir yaşantısını. Fakir derken az şeye kanaat ederek yaşayan kimsenin halini bilmez ki. Hani diyorlar ya tok açın halinden ne bilsin? İşte fakir suretinde fakr hükmüyle gelmesi, orta halli ama asil bir aileden gelmesi, fakirlik başka, zenginlik başka, asalet başkadır. Peygamberimiz orta halli bir aileden geldi ama asalet zenginliği vardı. Maddi zenginliği de vardı ama onların hepsini harcadı. Hak yolunda harcadı. Ve kendisi de fakirlikten geldiği için fakirliğin ne olduğunu biliyordu. Soru. Şimdi Peygamber Efendimiz hakikati Muhammedi ve ahadiyeti Ahmedi Ahmet'ten alıyor. Bizim içimizden bir Resul geldiğinde de yine bizim batınımızdan haber almamız bu halle mi oluyor diye orada bir soru sorulmuş. Evet, bu yolla oluyor. Zaten bu içerideki Resulü, Risaleti sizin içinizdedir. İki ayet-i kerime var. Biri, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسِكُمْ عَزِيزٌ Tevbe suresi 128. ayeti. Bir o var, içinizden bir Resul geldi. Diğeri de Hücerat suresi 49'a 7. Resul içinizdedir hükmüyle vardır. Biri gelişini belirtiyor, yani kaynağını, diğer ise Resulün devamının sizinle birlikte olduğunu gösteriyor. Şimdi Risalet olarak zahiren yine insan yapısında bize Peygamber Efendimiz olarak tebliğ bildirilmekte. Geçmiş peygamberler de aynı şekildeydi. Bizim peygamberimiz de insan neslinden olmakta, o insan neslinden idi.
Şimdi Peygamberimizin o günlerde yaşadığı süre içerisinde, yani kendi varlığıyla yaşadığı süre içerisinde لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسِكُمْ aziz ayet-i kerime size, yani o Arap kavmine, o Kureyş kavmine, Arap kavmine, sizin içinizden size benzer bir peygamber geldi hükmüyle bu ayet-i kerime. Yani suret olarak sizin nefsinize benzer bir peygamber geldi. Peki ama şimdi bu devir geçti. Bu peygamberimizin olduğu süre içerisinde hali ifade eden içinizden geldi. Yani şu anda o günlerde geldi diye hali ifade etmekte. Ama bugün bu hadise mazi oldu bizler için. Ama ayet yine hali ifade etmekte. Bakın. Lakat hem de şiddetle and olsun ki caküm size geldi Resulün. Bir Resul geldi. Bugün geldi, yarın geldi. Yani bir hafta evvel geldi. Ama hazır zamanda geldi. Ayet-i Kerime onu diyor. Geldi. Peki biz soruyoruz. Nereden geldi? Min enfisiküm. Kendi nefsinizden geldi. Yani Risalet bize kendi nefsimizden gelmekte. Nefsinizden dedi o. Zahir olarak sizin benzeriniz insan türünden o nefisten geldi. Ama batın olarak bizim anlayacağımız her ikisini de anlamamız gerekiyor. Yani hem zahir olarak Peygamberimiz insan nesli içinden geldi. Hem de her birerlerimizin içinden bize geldi Risalet. İşte bize lazım olan daha ziyade burası. Bu gelişini belirtiyor. Tekrar ikinci manada Hucurat suresi 49'a 7'de Resul içinizdedir diyor. Bunu da o zaman ehli zahir olarak ehli zahir meal tefsirlerde peygamber sizin içinizde yaşamakta, yani dikkat edin ona istifade edin manasında peygamberimize peygamberlik geldiği süreden bahsediyor zahir olarak. Ama bugün o devir bitmiş. Aradan 1400 küsur sene geçmiş. Ama ayet-i kerime yine Resul içinizdedir diyor. Ne kadar müthiş. Ne kadar müjdeli. Yani ne kadar dehşetli bir ayet-i kerime. Ya. Ama işte bunu oradan çıkarıp da bulmak lazım. Ve ona göre yorumlamak lazım. İşte Kur'an-ı Kerim bizlere geldiyse bu da açık olarak içinizden geldi. Resul içinizden geldi diyor. O halde bizim batınımızda bütün bu mertebeler var. Uluhiyet mertebesi var. Risalet mertebesi var. Abdiyet mertebesi var. İşte nasıl hakikati Muhammediye'den sureti Muhammediye'ye cevabı vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim geldi. O da bizlere aktardı. İşte bizim de hakikati insaniyemizden bakın zuhuru beşerimize gelmekte. Risalet içinizden geldi dediği o. Yani birebir olarak Cenab-ı Hak bizimle birlikte bize haber veriyor. Resul içinizdedir hükmüyle vardır. Biri gelişini belirtiyor, yani kaynağını, diğeri ise Resul'ün devamının sizinle birlikte olduğunu gösteriyor. Yani birisinde müjde veriyor ki içinizden geldi size, bırakıp gitmediğini, Resul içinizdedir, ölünceye kadar sizinle beraberdir diye bu senet veriyor bize ayrıca içinizdedir diye. O Resul gelmezse hayalimizden alıyoruzdur. Anlaşıldı mı? Burası çok mühim. Eğer ilahi idrak ve anlayışlarla kendimizdeki irfaniyet tarafımızı, yani gerçek halimizi ortaya çıkaramazsak bizde hayal ve vehim galip olur. Ve ne gelirse ondan gelir. Yani hayalden gelir.
İşte onun için ilk yapılması lazım gelen şey başlardaki derslerde de istiğfar, salavat, temizlenmek. Ondan sonra Resul'ün ulaşmasına, Resul'ün zuhura gelmesine mahal hazırlamak, temiz bir mahal. Ondan sonra da ondan temiz haberlerin gelmesi, ilhami manada, bir de firaset manasıdır. Her gelen şey doğrudur diye kabul edilmez, ihtiyata alınır, akıl, idrak ve şuurla kontrol edilir. Eğer doğru risalettense gerçekten o kabul edilir, kayda geçilir. Değilse bilgisayardan sil diye silivirsin, geçer gider. O Resul gelmezse hayalimizden alıyoruzdur ne alıyorsa. O Resul gelmezse hepsi hayal. Hiçbir şey olmaz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bile hayalen bizde olmakta. Bakın, peygamber hayatı dediğiniz halde o bile bizde hayalen olmakta. Daha ilerisi Allah bile bizde hayalen olmakta. Yani Allah diye bir mevhum, bir isim duymuşuz. Peygamber diye işte 1400 sene evvel Mekke Medine'de yaşamış bir şey diye. Bunlar hep asıl olan bilgiler ama hayal üzere bina edilen, asli üzere, hakikati üzere değil. İşte evvela bu zahir hayal olarak bilinecek bilgi kabilinde, sonra da o Resul gelecek. Ama karşımıza peygamber gelecek manasında değil, bir suret, bir süleyet göreceğiz manasında değil. İdrak ve şuurumuzda onun bizimle birlikte olduğumuzu, bizde var olduğumuzu, bizimle bir olduğunu bilmemiz gerekecek. O Resul gelmezse hepsi hayal, hiçbir şey olmaz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bile hayalen bizde olmakta. Yani peygamberimizin dış hal, mislüküm beşer halini sonuna kadar ezberleyin. Yani bütün sureti, sireti nebi ezberleyelim. Siyer kitaplarının hepsini ezberleyelim. Biz onu tanımamışızdır. Sadece naklini yapmışızdır. İşte sakalı şöyleydi, saçı böyleydi, burada oturuyordu, annesi buydu, babası buydu diye nasıl herhangi başka bir kimseden hayali olarak bahsediliyor ise, tarihi mesela padişahlardan birini tarif edilmiş, okumuş isek gibi, onun da hayatını öyle okumuş oluyoruz. Yalnız arada tabii ki bir fark var. Onun muhabbeti başkadır içimizde, hayalinde olsa. Ama bize hayali bir muhabbet değil, şuhudi bir idrak lazım. Ve onunla birlikte ilahi duygulu onu idrak etmek lazım. Bütün sureti, sireti, nebiyi ezberleyelim. Siyer kitaplarının hepsini ezberleyelim. Biz onu tanımamışızdır. Hakikati itibariyle. Onun etinden, kemiğinden bahsediyoruz. Suretinden bahsediyoruz. Hakikatinden bahsediyor muyuz? İşte o suret içerisinde nebiliği vardır, rasullüğü vardır. Yani biz onun içinde mevcut olan nebilik ve rasullüğünü sadece sureti olarak görmekteyiz. Yani rasul ve nebi içinde olan hakikatini değil, onun kelamını, lafını ve onun suretine rasulluğunu vermekteyiz. Yani suretine rasul ve nebi demekteyiz. O sureti risalet ve nübüvvetin kalıbı, kabı aslında. Yani onun içinde, özünde olan. İşte içinizden size rasul geldi dediği bu bir bakıma. Bizler de aynı durumdayız ki o işte insan olduğu için bizlerde de her insanda olan, her insanda da olduğu gibi onun içinde olan hakikat ilahi, hakikat-ı Muhammediye kıyasen bizlerde de olmakta. Ancak o son derece geniş olarak bunu çıkarmıştır. Biz de ondan aldığımız görüntüyle, ondan aldığımız bilgiler ile bunu kendi varlığımızda idrak etmemiz gerekmekte. Onun etinden, kemiğinden bahsediyoruz, suretinden bahsediyoruz, hakikatinden bahsediyor muyuz?
İşte o suret içerisinde nebiliği vardır, resullüğü vardır, risaleti vardır, ahadiyeti vardır, ahmediyeti vardır. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya, hangi tohumu yere attın da çıkmadı? İnsan tohumunu yere atarsan çıkmaz mı? İşte Miraç gecesi Peygamber Efendimiz kendi vücudu şerifleri bir tohum hükmünde Hakikat-i Muhammedi'nin kemalini gösterdiler Miraç gecesi. Hakk'a ulaştı dediği o. Yani o tohum kısa bir sürede açıldı. İçindekinin hepsini gösterdi. Ayet-el Kübra dediği bu işte. Büyük ayetlerimden gördü. Yani kendi hakikatini seyretti. Bir yere gitmedi. Cennetleri, cehennemleri hepsini gördü. Kendindeki makamları gördü. İşte o akşam hakikati Muhammediye'yi gördü. Vücuduyla mı gitti, bedeniyle mi gitti, ruhuyla mı gitti? Daha hala onun konuşmasını yapılıyor. Bir yere gitmedi kardeşim. Her şey kendinde oldu. O kadar kısa sürede o kadar alemlere gitmek zaten mümkün değil. Gitmesine gerek yok ki zaten. Kendi kendisinde kendi olarak var. Gidecek bir alem yok ki zaten. Nereye gitsin? Alem kendisi. İşte tasavvuf ehli, tevhid ehli kendisinde bu çekirdeği açmaya çalışıyor. Her birerlerimizde de aynı çekirdek var. Hakikat-ı Muhammediye çekirdeği var. Ve o çekirdeğin içerisinde meyvesi, dalları, şeyleri var. Ve meyvenin içinde tekrar kendi çekirdeği de var. Yeter ki biz o beden arz toprağımızı işte kazalım, temizleyelim, verimli hale getirelim. İlk yapmaya çalıştığımız şey de o zaten. Hani hakikat-ı ademiyeyi hayal ve vehim cennetinden beden arzına indirmek. Beden arzına indirdiğimizde ademi tohumu oraya ekmiş oluyoruz. Manayı ademiyeyi oraya ekmiş oluyoruz. Veledi kalp dedikleri de bu işte. Oradan sonra bir evlat zuhura geliyor. Ve büyütmeye çalıştığımız o bizim gerçek kimliğimizde o zaten. İşte tasavvuf ehli, tevhid ehli kendisinde bu çekirdeği açmaya çalışıyor. O çekirdeğin içinde her bir hücresi bir esma-i ilahiye, o esma-i ilahiyeler o çekirdekte geliştikçe nasıl bir tohum yere atılıyor, dal budak salıyor. O çekirdeğin neresine sığmış onlar değil mi? Ama kevinde açılma seyrini ve açılma imkanını buluyor. Bu alem zaten mümkinat alemi yani imkanlar alemidir. Bu alemde ne varsa var. Başka bir yerde oluşacak bir şey yok. Bu alemden götürdüğümüz varsa orada kullanımı var. Yani bir şey oluşmayacak. Burası tarla. Ahiret tarla değil, dünya ahiretin tarlasıdır. Denildiği işte budur. Biz insan olan o çekirdeğimizi gönlümüz tarlasına ektiğimiz zaman işte bu gelişmelerin hepsi her bir hücresinin o çekirdek içerisinde olan her bir hücresinin bir dal budak salması, bir ağaç olması, her bir esma-i ilahiyenin böylece zuhura çıkmasıdır. Ehli dilin gönül tarlasında tüba ağaçları çıkar. Not, tüba hakkında Terzi Baba 2 kitabımızda izahat vardır. Dileyen oraya bakabilir. Daha çıkmadı ama çıkacak. Bitti çok şükür. İşte onun için nasıl bazı mevzular dinleniyor, okunuyor ama bir başka tekrar okunduğunda tekrar bir açılımları oluyor. Yani bir mevzu bir sefer okunuyor. Bir müddet sonra ikinci defa tekrar okunuyor. Bakıyorsunuz o okuduğunuzda anlaşılmayan şeyler bambaşka şeyler daha çıkıyor. Her okuduğunuzda böyle bir şeyler çıkıyor.
Neden? Çünkü sahası geniş olan bir çerçeve içerisinde. Ama hayal ve vehimden meydana gelmiş olan bir roman türü, herhangi bir günlük gazete yazısı bir defa okunur, iki defa okunmaz. Hadi çok maceralı, vurdulu, kırdılı, heyecanlı diyelim, iki defa okunur. O da atlayarak okunur. Daha dikkat çeken yerleri okunur ama bir üçüncüsü zor okunur. Ama tevhidi manadaki konular tekrar tekrar okunur ve bıkkınlık da olmaz. Her okunduğunda yeni bir aşaması olur. Birisi öyle diyordu o kitaplardan. 20 defa okudum, gene doyamadım, gene doyamadım diyor. Her okuduğumda bir başka şekilde okudum. İşte bu neden? Kişinin gelişmesi sağlandığı için her okuduğunda bir başka manasına geçmekte ve o sahada kendi gelişimini görmekte. İşte o çekirdeklerin bir tanesi daha açılıyor, bir tanesi daha açılıyor. Eğer böyle bir gelişme olmazsa Allah'ın ilmi sınırlandırılmış olur. Belirli bir yere kadar gelir. Diyelim ki 100 sayfa, 1000 sayfa ilim. Ondan sonrası olmaz. Onun içerisinde kalır. Ama Allah'ın ilmi böyle bir şey değil. Hep açılım var, hep açılım vardır. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bölümü, yani Hazreti Muhammed düzeyi ki bu zahir alemde yaşantısının karşılığı Hazreti Muhammed ismiyle. Yer ehli ama orasının Hazreti olarak Muhammedül Emin'den sonra, yani şeriat mertebesinin hakikatiyle yaşadığı yer, yaşandığı yer yahut. İşte hadis-i şerifler bu mertebeden çıkmakta. Yani Hazret mertebesinden, Peygamberimizden çıkan söz olarak başka ne vardı? Hadis-i kutsiler vardı. Hadis-i kutsiler ise hangi makamdan? Hakikati Muhammedi kanalından hadisi kutsiler geliyor. İşte o yüzden manası haktan, Muhammedi hakikatin batınından, kelamı, lafzı da Hazreti Muhammed'ten. Ama hadis-i şeriflerin lafzı da, manası da Hazreti Muhammed'ten. Peki Kur'an nereden geliyor o zaman? Kur'an nereden gelebilir? Hakikat-ı Ahadiyetül Ahmediye'den de Kur'an gelmekte. Ki onun üzerinde hiçbir yorum yapılamamakta, yani bir düzenleme, değişiklik yapılamamaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in Ahadiyetül Ahmediye'nin hakikati, yani ahadiyet kaynaklı, işte bazı ayetlerde de uluhiyet mertebesini anlatan ayetler. Allah şöyle dedi, Allah böyle yaptı, Allah oradaydı diye o tarifler. İşte bu hakikat-ı ahadiyetül ahmediyeden gelen tarifler. Bir de burada nur-u Muhammediye var. Nur-u Muhammedi hepsine idrak veriyor. Aydınlanmasını sağlıyor. Yani onların hakikat-ı ahadiyetül ahmediye Kur'an'ın kanalı, vahidiyet hadisi kutsi kanalı, rububiyet ise hadis-i şerif kanalıdır. Şimdi burada yine Hakikat-ı Muhammed'i üzerine bir başka bilgi veriliyor. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz bir vahid-i fert olduğu halde üç makamdan bizlere bütün bilgileri vermiş. Birisi Kur'an bilgileri ilmi, birisi hadis-i kutsiler ilmi, birisi hadis-i şerifler ilmi. Kur'an-ı Kerim'in gelişini, manasını tarif ederlerken manası da lafzı da Allah'tan diye. Yani manası konuşulan sözün içindeki manası. Lafzı ise ses, konuşulan kalıp. Yani Arapça kalıp, Kur'an-ı Kerim'in yazılı görüntüsü, lafzı. Manası da o lafzın içindeki hakikatleri. İşte bu yazısı da, yani kurgusu da, harfleri de, cümleleri de, ayetleri de ve içindeki manaları da Allah'tan. Buna Kur'an deniyor. Bunun üzerinde oynama yapılamıyor. Yani kulun buraya dahli yok. Bu
Hakikat Ahdiyetül Ahmediye. Burası Kur'an kanalı. Ki bu isimlerin hepsi peygamberimizde mevcut. Allah'tan denilen Ahadiyetül Ahmediye, Ahadiyet mertebesinden gelen bu Kur'an. Yani burada beşer mertebeli bir müdahale yok. İçerisine herhangi bir şeyin kayması, girmesi gibi bir şey söz konusu değil. Hadis-i kutsiler ise ismin üstünde kutsiyet mertebesinden ki orası da vahidiyet mertebesi. Onların tarifi de, hadis-i kutsinin tarifi de manası Allah'tan, bakın lafzı peygamberden. Bu ne demek? Çok mühim bir hadise. Bu mevzuyla ilgili bir kitabımız var internette. Hayal Vadisi'nin Çıkmaz Sokakları ismiyle. Vakit bulursanız onu indirin. Bunlar en geniş şekilde orada var. Ve de bu hususlar için faydalı olacaktır. Yani kişiye herhangi bir gelen ilham mı, evham mı, işte nefsi mi diye ölçüleri orada vardır. Burada da özetle bahsedelim. Hadis-i kutsilerin, bakın şimdi, Kur'an-ı Kerim'in özelliği geldiği gibi kaydetmek. Yani mana aleminden nasıl gelmişse, ki onun kurgusu zaten kaydedilmiştir, bize aktarılmaktadır. Kurgulu aktarılmaktadır. Yani ayet-i kerimeler lafızları olarak düzenlenmiş, hem manası hem lafzı olarak biz onu sadece kopya, yani aktarmış oluruz. Aynen. Üzerinde herhangi bir şekilde virgülün noktasını, şunu bunu değiştiremiyoruz. Ancak burada bir mesele daha var. Daha sonra, yani Peygamber Efendimiz'den bir müddet sonra değişik kavimler, değişik işte topluluklar olduğu için onların da telaffuzları yörelere göre biraz farklı olduğu için mesela şey yerine ne diyelim esire yerine üstün okumuşlar. Üstün yerine işte ötre okumuşlar. Bakmışlar biraz karışıklık oluyor. Bunu daha sade okunsun diye, herkes daha kolayca okuyabilsin diye. Çünkü Arapçanın harekeleri olmamış olsa sadece Araplar onu okuyabilirdi. Arapların da gramer bileni okuyabilirdi. Sıradan bedevi Araplar okuyamazlardı. İşte bu yüzden karışıklık olduğunu görmüş ulema-i kiram, o günkü büyük alimler. Ve oturmuşlar bir araya gelmişler. Nasıl yaparız? İşte bir harfi, H harfini, H mi okunacak, H mi okunacak, H mi okunacak? Bu bir kalıp meselesidir ve dil bilgisi gerekmektedir. O yüzden onların işte üstün oku, E okunacaklara üstün koymuşlar. İ ok, esre okunacaklara işte esre koymuşlar, ötre koymuşlar, cizim koymuşlar, şedde koymuşlar. Bunlar sonradan olma, yani müdahale edilemez dedik ama bu müdahale edilmiş diye bir soru gelebilir insanın aklına. Manasına müdahale değil, hakikati üzere okunmasını kolaylaştırmak için bunlardır. Hareke zaten ismi üstünde hareketlendirmektedir. Yani Arap dil gramerini iyi bilen kimsenin bunlara ihtiyacı yok. Kendisi hareketlendiriyor onu. Yani nereye ne diyeceğini biliyor. Ama Arap gramerini iyi bilmeyenler için orada o harfler hareketsiz duruyor. Yani şüpheli bakıyor. Bunu böyle mi okusam, böyle mi okusam diye durağan oluyor. Ama ne zaman onun üzerine bir işaret konuyor, herkes de müşterek kabul edilen bir işaret konuyor, o zaman harekeleniyor, hareketleniyor. Yani mana çıkıyor, okunabiliyor o şekilde. İşte bu yüzden bu harekelenmeler de bizler için çok güzel bir hadise olmuş. Onun sebebi şu şey anlatılıyor ama şimdi ayrı araştıran olursa hareketlenmesi ne şekilde olmuş Kur'an-ı Kerim'in diye. Onun hikayesi anlatılıyor ama şimdi yeri değil. Şimdi biz tekrar gelelim Vahidiyet Hadis-i Kutsi kanalına. Hadis-i Kutsiler de nasıldı tarifi? Manası Hak'tan,
lafzı peygamberden. Peki bu ne demek? Şimdi Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e mana olarak bir bilgi aktarıyor. Yani içine ilka ediyor. Mana olarak bir toplu bilgi. Ha, işte bu bilgiyi Peygamber Efendimiz cümleleştiriyor. Bak, yani lafzını Peygamberimiz düzenliyor. Anlaşıldı? Cenab-ı Hak'tan her birerlerimizin içine bir duygu geldi. Bu duyguyu geldiği gibi aktarmamız çok büyük edep dışı ve tehlikelidir ve olmaz. Eğer herhangi bir duygu aynen geldiği gibi kağıda dökersek, biz kendimizi peygamber, gelen duyguyu da Kur'an olarak kabul etmiş oluruz. Neden? Çünkü sadece Kur'an mana ve lafız olarak geldiği gibi kaydedilir, üzerinde durulmaz. Üzerinde müdahale edilmez. Ama hadis-i şerif, hadis-i kutsiler öyle değil. İşte Kur'an'la hadis-i kutsi ve hadis-i şerifin ayrılması bu meselede olmakta. Bu hususu bilmezsek, Kur'an, işte hadis-i kutsi, hadis-i şerif deriz de aralarındaki farkın niye ayrıldığını anlayamayız. Düşünebiliriz. Madem ki bunlar aynı kişinin ağzından çıktı, ne diye ayrılıyor efendim diyebilir. Yani nasıl ayırıyorsunuz bunu diye. Biz ayrılması öyle. Kur'an-ı Kerim hiç üzerinde müdahale edilmeden geldiği gibi kayda geçer ki kurralar, hafızlar o zaman onu hem ezberlemişler hem kayda geçirmişler hem de birçok kişi tarafından, sadece bir kişi tarafından değil. Hadis-i Kutsi'nin Kur'an'dan farkı, onun da manası haktan ama lafzı, yani düzenlemesi peygamberimizde. İşte biz bunu yapabiliriz ancak. Yani gönlümüze herhangi bir bilgi geldi, oldu, yani bir duygusal geldi, bir şey geldi. Onu kendi kafamızdan geldiği haliyle küçük bir not alıp sonra onu kendi kafamızdan düzenlememiz, anlaşılabilir bir hale getirmemiz gerekmekte. İşte bu hadisi kutsiler karşılığı. İşte kim ki kendine gelen bu varidat, duygu, şu bu falan neyse hepsini geldiği gibi kaydediyorsa kendini peygamber, onda Kur'an kabul etmiş olur. Bundan büyük de bir cüret, edep dışı bir hadise olmaz. Yani o yüzden hep kontrollü olmamız lazım gelmekte. Vahidiyet mertebesinin kutsiyetinden, o kanaldan gelmekte. Hadis-i şerifler ise rububiyet kanalından gelmekte. Yani esma mertebesinde, ki o da zahirdeki ihtiyaçlar üzere. Peygamberimize geliyorlardı sahabe-i kiramdan birisi. Ya Resulallah, bunu 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 şöyle yapacağım, ne yapayım diye. Peygamberimiz de ona karşı bir cevap veriyordu. Bu hadis, yani şerefli hadisler oluyordu. Sohbet esnasında Peygamberimiz şöyle yapın, şöyle yapın, şöyle yapın diye söylüyordu. Bunlar şerefli hadisler oluyordu. O zaman ne oluyordu? Lafzı da manası da Peygamberimizden oluyordu. İşte herhangi bir kimse de böyle günün durumuna göre bir yerde bir şey bir zuhur etti. Bir kıyas olan, bir idrak olarak, hatıra olarak kalsın diye onu günlük tutma gibi. Mesela onu yazdığında o kendisinin hadisi şerifi olmak. Yani o makamı anlatmak. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim soruya. 14 olan Nur-u Muhammedi ise bütün kanalları aydınlatan ve çıkarıp aydınlanmasına sebep olan kanaldır. Hani yukarıda bir soru sorulmuştu ya. Devam ettik, geçtik. Yok, okumuştuk orada, geçti de. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e soru bu. O diyelim. O diyelim. Şimdi gelelim soruya. 14 olan Nur Muhammedi ise bütün kanalları aydınlatan ve açığa çıkarıp aydınlanmasına sebep olan kanaldır. Her mertebede bu nur
eğitilmiş kalbe, akla, aydınlık ve idrak ve bu sahaları olan nüfuzu sağlar. Hani 14. Ancak 13'ün üstünde herhangi bir sayı olmadığından meratib ilahi üzerine, ama belirtmek için sadece 13'ün altında bir sayı da o Nur Muhammediye verilemediğinden, çünkü her sayının kendine bir ait bir makamı olduğundan, o zaman Nur Muhammedi makamını belirtecek bir şey kalmıyor, batında kalmış oluyor. Onun için 14 diyoruz toplu halde, ama 13'ün üstünde bir 14 değil. Bir kimlik alması, tanınması bakımından 14 deniyor. Bakın, her mertebede bu nur, emmare levvame mülhime mutmainne, yukarıya kadar ne varsa, her mertebede bu nur, eğitilmiş kalbe, akla, aydınlık ve idrak ve bu sahalara olan nüfuzu sağlar. Bu da irfani eğitimle olur. Genelde kişiler bu Nur-u Muhammedi'yi faaliyete geçiremediklerinden zulmet karanlığı içerisinde yaşarlar. Onun için benim aklım bir şeye ermez. Onu yapmaz, bunu yapmaz. Onu bilmem. Ona işte ters bakar, ona bilmem yan bakar. Neden? Zulmet karanlığında o Nur-u Muhammedi aydınlığına eremediği için. Kendinde o aydınlığı bulamadı. Yani kendine o projektörü tutmadığı için aydınlanamamış. Aydınlanmadığı için. Yani bir kimse de bu Nur Muhammedi yoksa bunları alması, idrak etmesi hiç konusu bile olmaz. Yani onları bu hakikatler anlaması mümkün değil. Yani onu belirtmek istiyorum. İşte ilk yapılması lazım gelen şey, başlardaki her yeni başlayan kişi de kendini bulmaya, kendini bilmeye yönelmesi, yani iç bünyesine doğru yönelmesi ve kendisinde eskiden kalmış olan beşeri benliğinden ve anlayışından, şartlanmalarından sıyrılarak, üzerindeki o paslardan böyle arındırılarak, nasıl buraya kadar geldik? Ya pas içerisindeydi, oturulacak gibi değildi. Yani içimiz, gönlümüz. Eğer böyle otursaydık, mesela diyelim bize hiçbir şeyden haberimiz olmazdı. O eskiden kalmış olanları temizlemek insanın canını biraz sıkar. Olsun, biraz ayrılıklar olur. Neden ayrılıklar olur? Gereksiz dünya bağlantılarından olur. Her şeyin bir değeri vardır mutlaka. Ama normal olan 100 liralık bir değere biz 100 bin liralık değerdir diye onu düşünürsek ve onun bedelini 1.000 lira olarak ölçersek, onu satmaya kalktığımızda onu bizden kimse almaz. Aptal mı herkes 100 liralık şeyi 1.000 liraya alsın? Ama biz onu 1.000 lira diye aklımızda değerlendirmişizdir. O bizim hayalimizin değeridir. İşte bütün değerlerimiz de aslında böyle olacak. Bu dünyada çok değerli gördüğümüz, bildiğimiz, zannettiğimiz şeylerin ahirette hiçbir değeri, çerçöpten başka bir şey olmadığını anladığımızda tabii büyük bir hüsran olacak. Onun için bugünden gerçek değerin ne olduğunu bilip o yükü yüklenmekte. Akıllılık olacaktır. İşte çevremizdeki değerler de böyle. Belki sıfır değer olan bir şeye biz birden yüze kadar olan 90 derecelik bir değer vermişizdir. Ama aslında sıfır derecedir. Bir başkası o şeyi kaybettiği zaman hiç üzülmez. Neden? Sıfır değerdir. Bir başkası aynı şeyi kaybettiği zaman %90 üzüntü yapar kendisinde. İşte bu zarar gereksiz kişiyi üzmek, psikolojik sıkıntıya sokmaktan başka bir şey değildir. Psikolojik sıkıntı bu zaten. Değeri olmayan bir şeyi değerinden fazla değer verip, değerliymiş gibi görüp, onun üzerinde kabz yapmak, kabza girmek, psikolojik sıkıntı, hastalık da zaten bu olmak.
Bir öğretmeni 30.000 TL çarpmışlar. Dün intihar etmiş. Haberlerde vardı kardeşim. Herkes gittikten 5 dakika sonra kadın yerde. Neden? Çünkü kocası ile kavga etmiş. Sen nasıl çaldırırsın bunu? Ve bazı şeyler gibi 30.000 TL için hayat gitti. Tasavvuf evvela değerleri yerli yerine oturtuyor. Bu alemde gerçek olan değer nedir? İzafi değerleri de tabii her şey değerlidir. Burada değersiz bir şey yoktur. Yani dünya aleminde her şey değerlidir ama yerli yerince. Çünkü Allah bir şeyi halk etmişse onun değeri vardır. Ama bu değerlerin ölçüsü nefsani mi olacak, rahmani mi olacak, ilahi mi olacak? Ölçü ilahi ölçülerdir. Nefsani ölçüye yaptığımız zaman, ölçüyü yaptığımız zaman biz bazı değerleri çok yukarıya çıkartırız. Ve o çıkarttığımız değerlerden de mutlaka başımıza bir dert gelir. Benden daha mı çok sevdin ey kulum? Ben sana verdim onları diye Cenab-ı Hakk'ı kırmış oluruz. Allah etmesin. İşte değer Peygamberimizin koyduğu ölçülerdir. Bu değerlerle hayatımızı sürdürürsek tabii ki bu alemde hiç üzülmemek mümkün değildir. Çünkü bu alemin özelliklerinden bir tanesi de üzülmektir. Bazı üzüntülerin içindeki kişi dışarıdan o üzüntüleri yaşasa da gönlü huzurludur. Bazen de kişi dışarıdan huzurlu gibi görünür, kahkaha atar, gezer, dolaşır ama içi sıkıntılıdır. İşte mühim olan dışarısı üzüntülü olsa da içinin sıkıntıda daha itidalli olmasıdır. İç huzurunu kaybetmemesidir. Çünkü İçin yaşantısı bir başka alem, dışın yaşantısı, şartları bir başka alemdir. Evet, süremiz dolmuş. Burada keselim, sonra devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 25.09.2014 Perşembe günü. Öğleden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu bilindiği gibi 6 peygamber 6 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 120. sayfanın orta yerlerinde kalmıştık. Oradan yolumuza devam edelim. Bakalım yolda hangi sahneleri seyredeceğiz, hangi coğrafyadan geçeceğiz yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. İçi dışa taşıyıp karıştırmamalı, ikisinin de hakkını vermeliyiz. Ama bu dünya geçici olduğundan, dış da geçici olduğundan çok fazla da hadiselerin üstünde durmayıp, Hakk'a tevekkül edip, Ya Rabbi zaten bu da senin, o da senin, biz de yapmaya çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. olurlar olurlar, olmazlarsa olmazlar. Ne yapalım? Yani bilmem ki. Bunlar konuşma tarzı sohbetler olduğu için böyle geçiyor. Tabii bu meseleler söylendiği kadar kolay değildir. Ama işte bu şekilde bakılırsa hayata, yani sahip olduğumuz kadar canımız yanar, sıkıntımız olur. Yani elimizdeki şeyler ne ise, bunlara ne kadar çok sahip olmuşsak, elimizden kaybettiğimiz zaman o kadar çok da bizi acıtmış olur, üzmüş, incitmiş olurlar. Ama bunlar elimizde olmakla birlikte bunların geçici ve Hakk'a ait olduğunu bilirsek, zaten onlar bizden gitmezse, biz onlardan gideceğimizi düşünürsek, yani ya onlar bizden gidecek ki veya biz onlardan gideceğiz. Her iki şekilde de bu şeyiyetten, bu alemden ayrılık var. İşte onlara bağlılığımız, dünyaya bağlılığımız ne kadar çok olursa ayrılmamız, üzüntümüz de o nispetle fazla artmakta. Tabii bu meseleler söylendiği kadar kolay değildir ama işe bu şekilde bakılırsa hayata.
Yani sahip olduğumuz kadar canımız yanar, sıkıntımız olur. Tabii ki onlara sahip olacağız. Bu demek değildir ki sen Hakk'ın zuhurusun. Hak sana baksın, ne yaparsa yapsın. Çek kapıyı, dön arkanı git. O da değildir. Onlara yardımcı olacağız. Büyüğümüzdür, küçüğümüzdür, muhtaçtır, işte ihtiyacı vardır. Her şeyi yapacağız elimizden geldiği kadar. Ama abartmadan, ama kendimizi kullandırtmadan. Bak. Çünkü bu zaman bize lazım evvela, her şeyden evvela. Yani bu zaman bizim hayatımız bize lazım her şeyden evvel. Bu bencillik manasına değil. Kendini kullandırtmamak manasında. Tabii ki elimizden gelen her iyiliği, her hali zorda olan kimselere yardım edeceğiz. Ama hani derler ya çok tevazu etme halin sanırlar. Hep yüklerler sonra. Sen yap, o yapar nasıl olsa yapar. Tabii yapılır, yaparız hep. Ama istismar edilmemeliyiz. Kendimizi de korumalıyız. Yani bizim hayatımızı bizim için evvela bize lazımdır. Ama bu arada tabii yardımcı olacağız. Neden? Çünkü bize de bir zamanlar yardımcı oldular. Biz de muhtaçtık. Bunun bir ödemesi vardır, bir faturası olacaktır tabii. Ama kendini feda edercesine değildir. Orada benim oğlum, kızım, anam, babam gibi tabii böyle bir düşünce olacak ama her şeyden evvel Hakk'ın bir sureti olarak Hakk'a hizmet etmektir amaç. Anne baba düşüncesi ikinci plandadır. Tabii Hakk'ı bir tarafa istisna müstesna olarak ayırırsak anne baba birinci plandadır. Evlat birinci derecede işte akrabalık diyelim biz buna, yakınlık diyelim. Ama sıralanırsa Rabbimiz birinci sırada, anne baba evlat ikinci sırada o yüzden. Ama Rabbimize ayırdığımız zaman, ayrı bir yöne aldığımız zaman evlat, ana baba birinci sırada. Çünkü dikkatle baktığımız zaman kimse, kimsenin kimsesi değildir. Bir daha o cümleyi okuyayım. Çünkü dikkatle baktığımız zaman, yani bu hayata genel olarak dikkatle baktığımız zaman kimse, kimsenin kimsesi değildir. Suret olarak her ne kadar baba, anne, çoluk, çocuk, akrabalık var ise de bunlar bu dünyanın gereği olan sistemin icapları ve onun verdiği isimlerdir. Tabii her birerlerimiz nesil olarak birbirlerimizden devam ettiğimizden birbirlerimize bağlantımız vardır. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle kurulmuş bir sistemin devamını sağlamaktayız. Bizlerin bu hususa hiçbir dahli yoktur. Bak. Biz gücümüzle böyle bir şey yapabildik mi? Mümkün değil. Biz mi çocuğa kulak taktık, saç ektik başına, ayak taktık, kol taktık? Efendim baktık, büyüdü. Ama büyüdü ama o nasıl büyüyor? Cenab-ı Hak o kadar tabii bir hayat sürdürüyor ki biz bunun gözümüzün önünde her an olduğu halde farkında bile değiliz. Yani bir insan nasıl gelişiyor, bir ağaç nasıl büyüyor? İşte ektik, suladık, diktik, biz yaptık zannediyoruz. İşte bizim ne analık, babalık hakkında bir dahlimiz var, ne de evlatlarımız hakkında bir dahlimiz var. Yani bir program kurulmuş, bir çark dönüyor, o çarkın bir dişlisiyiz biz. Biz dişli yapmadık kendimizi. Anlaşıldı mı? O yüzden kimse kimse değil. Yani her ne kadar surette anne baba evlat, bunlar çok mübarek varlıklar ise de ama hakikati itibariyle ne benim oğlum var ne benim anam var, babam var. Hakikati itibariyle. Bunlar bir sistemin bir sonrakiyle karışmaması için aldığımız isimlerden başka bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın sistemi insan neslini böyle birbirlerine bağlı olarak devam ettiriyor. Mesela bir nehir akmaya devam ediyor. O nehrin bir santim üstündeki bir santim sonrasının anası babası. Bak işte. Yani bir aşağıdaki su
bir yukarıdaki sunun çocukları olmakta, aşağıdakinin de bir üstündeki onun babası olmakta. Aynı şey, başka bir şey değil. O suyun kendine ait bir varlığı var mı? Su kendini mi icat etti de su oldu? İşte Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle denizler ısınıyor, sular, göller. Buhar oluyor, latifleşiyor, inceliyor, göğe çıkıyor, miracını yapıyor. Orada bulutlar halinde koyulaşıyor, tekrar yere iniyor. Dağlardan, taşlardan, yokuşlardan inen su bir hız kazanıyor. O hızla bir evvela küçük nehirlere, sonra da büyük nehirlere dönüşüyor. Yine aslında suya gidiyor. Ortada nerede yağmur var, nerede su var, nerede bulut var? Kim bunları yaptı? Yani ne buhar buhar, ne su su, ne derya derya, ne nehir nehir. Evet. Hep dönüşümlü. Ne güneş güneş, ne dünya dünya. İşte bizde ne anamız var, ne babamız var, ne evladımız var. Bize ait mutlak manada. Eğer bize ait olmuş olsa, mutlak manada bize ait olmuş olsa, o çocuk veya çocuğun anne babası kesinlikle ayrılmaz, sahibim der, bırakmaz çünkü. Sahip olduğu şeyi bırakır mı? Hadi bakalım ömrü geldiği zaman gencecik evet. Çocuklarımız gidiyorlar. Hadi benimdi, bırakma bakalım. Birkaç gün gözyaşı, işte eyvah. Üzüntü. Ondan sonra o da kalmıyor zaten. İşte meseleye bu yönden de bakmamız lazım. Ancak onlar bize bir emanet olarak bakabiliriz. Tabii annelik, babalık, evlatlık, çocukluk, akrabalık bunların hepsi geçerli. Yani inkar ediliyor, ediyoruz manasına değil. Ama bunların birer isimden ibaret olduğu, asıl da kimsenin kimsesi olmadığı, kimsenin kimse olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Her birerlerimiz neredeydik 100 sene evvel? Var mı içimizde 100 yaşından fazla? Yok. 100 sene evvel yoktuk. 100 sene, 40 sene, 10 sene neyse sonra gene olmayacağız. Yani şu Güzide topluluğumuz Allah sizlerden razı olsun. Şu kadar bir sene sonra, diyelim ki en son aramızdan rahmetlik olacak kimse 25-30 sene sonra. 25-30 sene sonra burada kimse kalmayacak burada. Evet. Nerede bu kimler o zaman? Kimseler? Ama falan isimdi, şuydu, buydu. İşte orada oturuyordu, bu çocukları vardı, tarlası, işte bahçesi, bağı vardı, öğretmendi, hocaydı, işte ticaret ehliydi. Bunların hiçbiri kalmayacak. İşte bizden evvelkiler kaldı mı şimdi? Bazılarının hatıraları var, tarihi kişilikleri var. Ama kimlikleri yok ortada. Sahip olduğumuz hiçbir şey. Hiçbir yok. Şey yok. Ya, hepsi yani. İzafi. Evet. Hepsi izafi. Bana diyorlar evsizim dedim. Yok çocuğum diyorum kiracıyız biz diyorum. Her şey. Hepsi kiracı, isimden ibaret. Şey o da tanınmak için, karıştırmamak için birbirimize. Tabii. Hakkın varlığından başka bu alemde hiçbir yok. Şey yok. Çünkü dikkatle baktığımız zaman kimse kimsenin kimsesi değildir. Peki nedir bu sistem o zaman? Anne, baba, evlat, çoluk, çocuk, akraba, eş. Bu dünyanın sistemi böyle gidiyor. Yani insanlık nehri akıyor. Bak burada da varmış yaşıyor. Tabii yeniler gelecek, yeni sular gelecek. Çünkü eski sular denize akıp gidiyor. Aslına dönüyor. Yine deryadan geldi zaten. Buhar oldu, çıktı gökyüzüne, latif oldu, oradan düştü, tanelerle su oldu. Yine bir döngüdür bu. İşte dünya alemine attılar bizi semadan, yeryüzünde bir insanlık nehri dediler. Bir gözümüzü açtık ki gidiyoruz. Bir nehrin içerisinde gidiyoruz ama farkında değiliz. Yaşıyoruz. Daha ne kadar kaldığı bilmiyoruz. O nehir 100 kilometre, 500 kilometre ne kadarsa işte 60-70 senelik bir nehirse biz yarıyı çoktan geçtik. Belki de son metreleri yaşıyoruz. Yani kim, kimin nesi? Onu demek istiyorum. Kimse kimsenin bir şeyi değildir. Hepsi o ruhun bir görüntüsünden başka bir şey değildir. Üzüm salkımının tanelerinden başka, mısır koçanının tanelerinden başka bir şey değildir.
Yani her birerlerimiz mısır koçanın üstünde birer taneleriz. Mısır koçanın üstündeki tanenin kendine ait bir varlığı var mı? Yok. Ama biz ona tane biz veriyoruz ayrı bir değer olarak onu. O üzüm salkımlarının üstünde hepsi salkım olarak bir bütün. Kopardığımız zaman tane. İşte taneler bizleriz, bireyleriz. Ama salkım kimin? O zaman salkımı halk eden, o salkımın ucundan bir yuvarlak bir şey yapıyor. Hem insanlar yesin, işte istifade etsin, gıdalansın diye. Ama bu bir de misal olmakta bize. İşte her birerlerimiz o salkımın bir tanesiyiz. Salkım nereden geldi? Kütükten geldi. Kütük nereden geldi? Topraktan geldi. Nerede? Üzüm nerede? Kendine ait bir varlığı var mı? Yok. Biz nereden geldik? Topraktan geldik. Var mı bize ait bir varlığımız? Yok. Ama Cenab-ı Hak bize bir nefis vermiş. Sen. Biz de o nefsi çocukluğumuzdan itibaren hep ona sen diyoruz ya çocuğa. Git gel diye sen manasında kimlik veriyor. O da benmişim diyor çocuk aklıyla. Ondan sonra sahipleniyor ona ben diye sahip çıkıyor. Olan şey hep izafi. Yani. Şeyden paragraf başından tekrar. Üzüm salkımının tanelerinden başka, mısır koçanının tanelerinden başka bir şey değildir. İşte kişi bu kargaşa da bunu anlayabildiği zaman beşeriyetiyle, birliğiyle, yani kendi cüz'iyetiyle hiçbir şey olmamakla birlikte nefsi manada kaldığında gerçekten bu alemde kendini bulup hakikati idrak ettiğinde nehir de kendisi, derya da kendisi, dünya da kendisi, bütün alem kendisidir. Ya işte her ne kadar biz hiçbir şey değil isek de suri ve suret olarak ama biz de Cenab-ı Hakk'ın nefa ilahiyesi olduğundan ve nefahtüsü olduğundan biz heplik ile her şeyiz aynı zamanda. İşte Peygamberimizin makamı da orası ya, ferdiyet, hakikati ferdiye. Bunu, bu mevzuları idrak ettiğimizde biz bu alemde garip, zavallı, kimsesiz, kimliksiz varlıklar olmadığımızı böylece anlamış oluyoruz. Suretimiz itibariyle kimse kimse değil ama hakikatimiz itibariyle hepimiz hep biz, birlikteyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizdeki olan nefa ilahiyesi ile biz mutlak varlıklarız. İşte böylece hem zuhur halimizi hem de iç batın hakikat halimizi idrak ettiğimizde biz tevhid ehli olmaktayız. Yani içi ve dışı birlediğimiz zaman olmaktayız. Zahir olarak baktığımızda sadece şer'i manada suret olarak baktığımızda hiçbirimiz hiçbir şeyiz bu alemde. Sıradan basit birer zuhur varlıklarız. Ama özümüz itibariyle baktığımızda hilafetimiz olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın halifesi olduğumuzdan çok değerli ve kimlik sahibi insanlarız. En azından kendi varlık mülkünde, batınında bunların hepsinin var olduğunu bilmesi durumunda vitriyetini idrak ettiği zaman bu durum oluşur. Yani o zaman kişi gerçek kişi olur. Ferdiyetini idrak ettiği zaman bütün alemde kendi varlığını, ki onun da haktan başka bir şey olmadığını kişinin idrak etmiş olmasıdır. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları ümmetine getirdi, bildirdi, armağan etti. Daha evvelki peygamberlerin böyle halleri de yoktu. Makamları da yoktu. Bilgileri de yoktu. Bu hakikatleri bakın. Geçmiş peygamberler dahi bilmiyordu. Neden? Çünkü onların mertebeleri ferdiyet mertebesi değildi. Olmadığı için de bunları bilmiyorlardı. Ferdiyeti ilahiye Peygamber Efendimiz'e ait olan bir makamdı. Çünkü o hem ilkti hem sondu.
Risaletiyle birlikte kendisine ıkra gecesi Hazreti Muhammedlik geldiğinde o tamirden sonra Kabe-i Muazzama ismini alacak olan ancak daha henüz Kabe vasfında olmayan neden? Çünkü içerisi putlarla doluydu. Putperestlerin ibadethanesiydi. Henüz oraya açık olarak secde edilmiyordu. Ama Peygamberimiz Mekke'deyken onu önüne alıyor ve böylece arkasından Kudüs'e yönelmiş oluyordu. Ancak Medine'ye gidince bu imkan kalmadı. Üç ayaklı bir durum oluştu. İçinde hep bunun üzüntüsü vardı. Yani kendi makamımıza dönelim, kendi Kâbemize, zat makamına derken sıfat makamına secde ediliyordu. İşte Mekke'nin fethiyle birlikte o zaman diyelim, yani bir sıra vermek gerekirse, Hakikat-ı Ahdiyetül Ahmediye Mekke'nin fethiyle ifade edilmiştir. Yani Kabe-i Muazzama artık tamamen putlardan arındırılmış, temizlenmiş, ondan sonra da Kabe faaliyete geçmiştir. Yani Kabe'deki zati tecelli faaliyete geçmiştir. Şekli vardı sadece, küp diyorlar, yani dört köşe idi. Bizde de geometride küp diye ifade ediliyor ya, Kabe dediği o küp, Kabe. İşte bu Kabe'nin ilk temsilcisi dış alemde küp, Küba Mescididir. Yani tevhidin ilk dillendirildiği, ilan edildiği mescit, Medine'ye girişteki Küba Mescididir. Şimdi biraz mevzu başka yöne geldi. Oraya bakalım. Kabe-i Muazzama son tamiri, yani Kureyş zamanında Peygamberimizin işte gençlik yıllarında o tamir edilmezden evvel İbrahimi hakikatler üzereydi. Önde iki köşesi, arkası yuvarlak, yumurta gibi oval, yuvarlak 15 metre imiş o zaman uzunluğu. Şimdi 12 metredir. 11-12, yüksekliği 13. Oradan 3 metre kadar kesintisi var ya, hani ne diyordu o boşluğa? Hatim onun duvarına deniyor. İçerisine de Hicr. Ha, Hicr deniyor. Orası bugünkü Kabe ismini alan mekanın içindeydi. Orası kesilince dört köşe küpe benzer bir hal aldı. Yani Kabe ismini o tamirden sonra aldı Kabe-i Muazzama. Bu da karıştırılıyor. Zannediyoruz ki biz Adem Aleyhisselam'dan beri Kabe'ydi ismi. Değil. Beytullah ve Beytül Atik idi. Yani Allah'ın evi ve eski ev idi ismi. Kabe değildi. Kabe peygamber zamanımızda dört köşe olarak yapıldığından, yani o yuvarlak elips dışarıda bırakıldığından, dört köşe olduğundan, küpe benzediğinden küp, Kabe manasında. O zaman yani biz şimdi Kabe dediğimiz zaman ilahi, uluhiyetli bir mana anlıyoruz. Halbuki biz dört köşe yer diyoruz ona. Ne kadar fark ediyor değil mi? Küp dört köşe demek. Türkçe söylediğimiz zaman dört köşe bina hükmünde. Var mı bir uluhiyeti? Sırada. İşte bakıyoruz, bu binayı da dört köşe yapmışlar, küp şeklinde yapmışlar diyoruz. Aynı onu tarif ediyoruz. Ama bunun farkında olmadığımız için biz hep Kabe, Kabe dediğimiz zaman Allah'ın ev tarafı geliyor. Dört köşesi gelmiyor da Allah'ın evi, tecellisi diye geliyor. Peki bu niye oldu? Yine yapamazlar mıydı yuvarlak olarak? Onu işte tarih kitapları şöyle yazıyor. O günkü Kureyş kabilesi paraları yoktu. Bunu bütünleyemediler. Hatta her bir duvarını bir başka kabile üstlendi. Yani Kureyş'in içerisinde paraları yetmedi diye söyleniyor. Bu Allah'ın bir hikmetidir, bir oyunudur diyelim, yahut latif bir oyunudur. Oranın öyle olması gerekiyordu makam alabilmesi itibariyle. O tarihten 2000 sene, belki 2500 sene evvel İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la orada 300-500 kişi ya vardı ya yoktu o zaman. Kimse yoktu da işte
Zemzem kuyusu açılınca gelmeye başladılar. Bir gün çok büyük bir yağmur, fırtına, bir celalli bir hadise oluyor. Yukarıdan gelen seller, rüzgarlar Kabe-i Muazzama'nın temellerini ortaya çıkarıyor. Onlar ilk gittiği zaman bilmiyorlardı Kabe muhitine geldiklerini. Orada diyorlar ki 3500 civarında böyle tepecikler var. Şam'dan kalkın da oraya gelin. Çölün ortasında orasını bulun. Nasıl bir Cenab-ı Hakk'ın kudreti, lütfu toprak altında kalmış bir şey. Hadi toprak üstünde olsa belki kervanlar geçerlerken burada bir bina varmış diye bilinsin. Yok. Tamamen Nuh tufanında kapatılmış. Hepsi kaybolmuş. Yani o kadar imkansızlık içerisinde İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam o Kabe'yi o şekilde, Kabe diyoruz bakın, Beytullah'ı o şekilde yükseltmişler. O acziyetleri içerisinde, o yokluk içerisinde yapabilmişler bunu. Ondan 2000-2500 sene sonra Kureyş'in en zengin olduğu devrelerde değil arkasını yapmak 50 tane Kabe yapardı. Bütün dünya oraya akıyordu. Ticaret merkeziydi. Yani bu mantıklı bir cevap değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın şeysi o, hükmü o. Neden? Şimdi daha evvelce Beytullah'ın iki makamı vardı dedik. Bunun birisi Ademiyet makamı, biri İbrahimiyet makamıydı. Yuvarlak olduğu için orada makam olmaz. İşte daha sonraki gelen bütün mertebelere mahal olması için o yuvarlak yer kestirildi. Cenab-ı Hak tarafından işlerine ilham verildi, onlar farkında değiller. Bahaneyi gösterdiler. İşte paramız yoktu da yapamadık, küçülttük gibilerdi. O zaman Ademiyet makamı İbrahimiyet makamı oldu. İbrahimiyet makamı Museviyet makamı oldu. Diğer açılan köşe İseviyet makamı, diğer Hacerül Esved köşesi de Muhammediyet makamı oldu. Yani bütün makamlara mahal olması için orası kesildi. Yoksa Kureyş'in parası yokluğundan değil. O da neden oldu? Kabe-i Muazzama putperest yapıldığı zaman içinde putlar vardı. Ve o devrede sadece yeryüzünde isim ve sıfat tecellisi vardı. O da Beytül Makdis Kudüs'e yöneliyordu. Kabe'nin içerisinde putlar olduğu için tecelli yoktu orada. Ama tecelliye hazırlanıyordu işte o şekilde. Ve namaz emri geldiği zaman bakın kıble Kudüs-i Şerif'e çevrildi. Kabe önlerinde olduğu halde. Bunlar hiç boşuna rastgele şeyler değildir. Ve Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak Kudüs'e secdeyi emretti. Peygamberimiz bakın Yahudi ve Hristiyan kıblesine secde etti. Sahabi ile birlikte. O nasıl müthiş bir ifade, bir yaşantıdır. Sahabe-i kiram da oraya. Ama Peygamberimiz ne yapıyordu? Kabe'yi önüne alıyordu. Kudüs-i Şerif'i karşısına, arkasına alıyordu kendi iyi niyetiyle. Ancak Medine'ye hicret edilince, Medine burada, Kabe burada, Kudüs burada, üçlü sacaya gibi oldu. O zaman Mekke'yi önüne alamadı, Kabe'yi önüne alamadı. Düz, 1,5 sene, 18 ay, 16 ay kadar sahabe-i kiramla birlikte bütün Müslümanlar Kudüs'ü kıble yaptılar. Bakın. Hem Müslüman, bakın, hem de peygamber, peygamberimiz, son peygamber, peygamber olduğu halde Kabe'ye değil, bakın Mescid-i Aksa'ya secde ettirildi. Bu ne demek oluyor? İşte tatbikatları biz gerçekleriyle birlikte idrak ettiğimiz zaman ne demek olduğunun cevabını gönül mutmain olarak alabiliyoruz. Eğer o devirde öyle bir şey olmasaydı dervişanın yani seyri sülükte gerçek manada Muhammedi olmasının yolu açılmazdı. İşte biz sureta Muhammedi olmakla birlikte ama daha henüz sureten Muhammedi olamadığımız için
hangi mertebede yaşıyorsak, Museviyet, İseviyet mertebeleri itibariyle bizim kıblemiz esma mertebesi, sıfat mertebesidir. Zat mertebesi daha henüz olmadığı için kıblemiz Kudüs'tür. Yani 10 mertebedir. Peygamberimiz bunu yapmışsa biz niye yapmayalım? Değil mi? Ona yaptırılmışsa biz niye yapmayalım? Bize niye yaptırılmasın? Ama bu dervişlikte ince bir hadisedir. Ehli zahir bunu kabul etmez. Kıble kıble orasıdır der. O öyle bir geçici bir haldir diye söylerler. Peygamberimizin hiçbir hali geçici olmaz. Geçici olmaz derken belirli bir, yani hükümsüz olmaz. Geçicilikten kasıt hükümsüz olmaz. Ama hayat geçiciliklerle devam etmekte. Eğer bir yerde biz oturur kalırsak o zaman geçemiyoruz demektir. Geçmemiz lazım ki geçicilik olsun. Bu yalnız arkaya doğru değil de ileriye doğru bir geçicilik olsun. İşte Museviyet ve İseviyet mertebesindeki kişilerin kıblesi Kudüs'tür. Bugünkü Kudüs değil. Yani Kudüs'ten kastı da kutsiyettir zaten. Bak. Kutsi hal. Zati hal değil de sıfat-ı esmai haldir. Orasının şimdiki durumu işte Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz bu şekilde sahabe ile birlikte namazlarını kılarlarken Peygamberimiz hep gökyüzüne bakıp içinden geçiriyordu. Bakara suresinde vardır. Ya Rabbi bizi kendi kıblemize döndür artık. Yani zati tecelliye döndür artık. Sıfat ve esmaya dönük hareket ediyorlardı. Cenab-ı Hak da işte febellü ve çekeşetrel mescidel haram. Nerede olursanız olun vecinizi mescid-i harama döndürün. Bu ayet-i kerime ile birlikte artık kıble, Kabe, zati tecelli gelmeye başladı. Bu ayet-i kerime ile Kabe'nin, yani Mekke'nin fethi de müjdelenmiş oldu aslında. Şimdi oraya dönün dendiği için demek ki onlar orasını artık alacaklar. Ondan sonra da aldılar zaten. O zaman bütün esma ve sıfat tecellileriyle birlikte, efal, esma, sıfat, zat tecellileriyle birlikte Kabe-i Muazzama'da toplandı. Ve o köşeler işte o zaman Kudüs'ten bu makamlar alınınca Kabe'ye kondu o makamlar. Şimdi orasının hükmü bir geçmişte yaşamış velinin kabri gibidir Kuzu Şerif'i ziyaret etmek. Geçmişte yaşamış bir velinin kabrini ziyaret etmek gibidir. Orada bir şey yok artık. O ayet-i kerime ile bütün o projektör buraya yanıyorken buraya yani akmaya başladı. Nur ilahi Kabe-i Muazzama'ya, Mekke'ye. Orası da bir kabir hükmündedir şimdi. Zaten hep orada kavga var bu şekilde. Anlaşıldı mı? Zahir olarak yaptığımız her şeyin Peygamber Efendimiz'in tatbik ettiği, yani onun zahir olarak yaptığı ve biz de onu taklit ederek yapmaya çalıştığımız her şeyin batında bir hakikati var. O batındaki hakikatlerini idrak ederek yaptığımızda biz mutmain olarak o fiili işlemiş oluyoruz. Bakın şimdi bunları böyle bildiğimiz zaman hem oranın halinin ne olduğunu hem de Kabe-i Muazzama'nın makamları itibariyle neler ifade ettiğini böylece de öğrenmiş, bilmiş oluyoruz. İşte bir kabir ziyaretine gidildiği zaman nasıl bir veliye işte dua ediliyorsa orada bir işte o hatırlanıyorsa, biraz ruhaniyet alınıyorsa, varsa bugün Kudüs-i Şerif'in hali o kabir ziyareti etmek gibidir. Yani daha evvel orada tecelli etmiş olan esma ve sıfat velilerinin diyelim işte kabirlerini ziyaret gibi olmakta. Yani bir kutsiyeti artık bulunmamakta. Evet, böyle bir ilaveden sonra şurada Küba Mescidi var. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yaptıkları cami isminde mescid, Küba Mescidi. Yani o Küba köyünün ismi o. Onunla anılmakta.
Kabe-i Muazzama'da henüz La İlahe İllallah bayrağı açılamadığından, putperestlik ve Kureyş'in elinde olduğundan, Peygamberimiz orada çıktığından ama bunun bir temsilcisi olması lazımdı. Yani Kelime-i Tevhid bayrağının dalgalanacağı bir mahal olması lazımdı. İşte Küb, ismi de üstünde Küba Mescidi, Arabistan Yarımadası'nda dalgalanan ilk sancağın yeridir. La ilahe illallah sancağının dalgalandığı yerdir Küba Mescidi. Bunun pek farkında değillerdir insanlar. İlk yapılan camidir derler. İlk yapılan Kabe'nin temsilcisidir orası. Ve ismi de aynı zaten. Küba Mescidi. Kabe Mescidi. Peygamberimizin bulunduğu kabri şerifleri de Risalet bayrağının dalgalandığı, Muhammedur Resulullah bayrağının dalgalandığı yerdir. Kabe Küb, Küba Mescidinde Kelime-i Tevhid bayrağı dalgalanmakla birlikte sonra Kabe-i Muazzama fetholunduğunda o bayrağın daha büyüğü tabii Kabe'de şimdi dalgalanıyor. Bir de velayet sancağı var biliyorsunuz Küfe şehrinde. Hazreti Ali Efendimiz'in de velayet sancağı. Yani üç tane sancak var. Kelime-i Tevhid sancağı, Kabe-i Muazzama'da, Kelime-i Risalet sancağı, Medine'de Peygamber Efendimiz'in mescidinde. Diğeri de Küfe'de, bakın o da Q ile başlıyor, Küfe'de. Hazreti Ali Efendimiz'in kabri şerifleri camiinde dalgalanan velayet sancağıdır. Evet, yolumuza evvelki kayıtlarımızdan devam edelim. Ufuklarımız açık olsun inşallah. Kur'an'ın hakikatleri nelerdir? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın hakikatleri nelerdir? Bizler onun içerisinde bulunan surelerden, ayetlerden neler anlamalıyız? Bizatihi şahsımıza inen Kur'an-ı Kerim ne kadardır? Ne kadarını kendimize alabildik ve bundan sonra kapasitemizi arttırmak için neler yapmalıyız? Bunları çok iyi düşünerek incelemeliyiz. Bunlardan önce Kur'an-ı Kerim'in mana alemindeki seferlerinden sonra en son menzilde zuhura geldiği mübarek mahalli tanımamız gerekmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun ezeli ilminde Ümmül Kitap'ta mevcut olan ve kendini anlatan hakikatlerin zat aleminden zuhura gelebilmesi için tenzil olması gerekmektedir. Bu tenzil olma yani nüzül batından zahire, gizliden açığa çıkmaktır. Kur'an-ı Kerim zat aleminden yani Ümmül Kitap'tan sıfat alemine yani levh-i mahfuza, sıfat aleminden Berat gecesi Beytül Ma'mur'a, Kadir gecesi de Beytül Ma'mur'dan Beytül Haram'a nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim bir seferde haktan kuluna gelmiş değildir. Yukarıda anlatılan aşamaların sonucu, içinde bulunduğumuz şehadet aleminde, yani fiiller aleminde, Kur'an-ı Kerim'in zuhura çıktığı mahallin ismi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer suretinde gözükmesi sıfat mertebesinin hakikati olan hakikati Muhammedi'nin beşer suretinde dünyada zuhurudur. Kur'an-ı Kerim ilmi ilahinin kitap şeklinde zat mertebesinden efal mertebesine indirilmesidir. Diğer taraftan hakikati Muhammedi'nin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle zuhuru da yeryüzündedir ve ikiz kardeş olan bu iki oluşum yeryüzünde birleşmiştir. Şimdi şu paragrafı bir daha baştan okuyorum. Kur'an-ı Kerim ilmi ilahinin kitap şeklinde zat mertebesinden efal mertebesine indirilmesidir. Tekrar ediyorum cümleyi. Kur'an-ı Kerim
Bakın, Kur'an-ı Kerim diye elimizde bulunan kitap, Kur'an-ı Kerim ilmi ilahinin, yani ilahi ilmin kitap şeklinde zat mertebesinden efal mertebesine indirilmesidir. İlmi ilahiyenin Kur'an-ı Kerim ismiyle zat mertebesinden efal mertebesine indirilmesidir. Bir, bu. Diğer taraftan hakikati Muhammedi'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle zuhuru da yeryüzündedir. Ve ikiz kardeş olan bu iki oluşum yeryüzünde birleşmiş, buluşmuştur. Ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine geçiyor iken El-Kur'anu vel-insanu tev'emanu diye bir hadis-i şerifte belirtilen Kur'an ve insan bir batında doğan ikiz kardeştir. Bakın ne kadar büyük bir lütfu ilahiye insan için, bizler için. Ve bunların özü, hakikati olan insan diye vasfedilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlığın temsilcisi olarak Kur'an, ilim diye bahsedilen bütün ilimleri bünyesinde toplamış Kur'an-ı Kerim'dir. İşte ahadiyetten vahdiyete, oradan efal alemine kadar bu yolcular iki ayrı kanaldan gelip ikra gecesi o iki öz kardeş buluştu. Bakın, o ikra gecesi dünya tefekkür tarihinin en üst sürelerinden, zamanlarından bir zamandır. İkra gecesi. İşte Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Muhammed zaten o zaman, o gece hazret oldu. Hazretliği o gece, yani peygamberliği başladı. Kur'an-ı Kerim de zati manada onunla birlikte yeryüzüne indirildi ve orada kucaklaşmaya başladılar. İki ezeli kardeş, bak, Hakk'ın zatından zuhura yola çıkan bu alemler seyrini yeryüzünde tamamlayıp bitirdiler ve orada buluştular. Biraz tefekkür edersek bu hadisenin nasıl muhteşem, muhterem, yüce bir hadise olduğunu idrak ederiz. İşte bizde de bu hadise olması lazım. Yani kendi varlığımızda. Bir gecemiz olacak, o bizim Kadir İkra gecemiz olacak. Ya. Ne zaman ki idraklerimizde Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başlıyoruz, bakın o bizim İkra gecemizdir işte. Bir seferde olmaz. Çünkü saha çok geniş olduğundan bütün musahanın bir halde, bir gecede, bir günde, bir senede olması kolay bir şey değil, mümkün değil. Peygamberimiz kardeşiyle 23 senede buluşması tamamlandı. Bak. Daha evvel buluşmaya başladığında tamamıyla buluşmadı. Bir sureyle buluştu o akşam. Neydi o surenin ismi, ilk gelen sure? İkra ismi, Alak suresi. Alak tarafıyla, kardeşinin bir bölümüyle buluştu. Ama artık tanışmıştı. Bulmuşlardı birbirlerini. Yani. Ve buluşma 23 sene devam etti. Ve o kadar uzun bir hasretlikten sonra hasretlik sona erdi. Biz de işte Kur'an-ı manada ayetleri idrak edip anladığımızda kardeşimizin bir bölümüyle daha kucaklaşmış oluyoruz. Musaffa tokalaşmış oluyoruz. 99'la tokalaşmış oluyoruz. Tekrar edelim o paragrafı. Kur'an-ı Kerim ilmi ilahinin kitap şeklinde zat mertebesinden efal mertebesine indirilmesidir. Diğer taraftan hakikati Muhammedi'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle zuhuru da yeryüzündedir ve ikiz kardeş olan bu iki oluşum yeryüzünde birleşmiştir. Nasıl ilk ceddimiz Adem aleyhisselam ile Havva validemiz yine o şeyde bir buluşuyorlar. Rahmet tepesinde, Cebel-i Rahme'de buluşuyorlar. Bakın ne kadar müthiş. İşte Peygamber Efendimiz de İkra gecesi Kur'an-ı Kerim'le o
Cebeli Rahme'de, Cebeli Nur'da buluşuyor diyor. Bunlar ezeli sevgililer, ezeli muhabbet ehli. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu alemleri var etmeye murad ettiğinde zat mertebesinden sıfat mertebesine tenezzül etti. Sıfat mertebesinde hakikati Muhammedi ismiyle hakikatler meydana getirdi ki alemlerde ne varsa ismi hakikati Muhammedi'dir. Aynı zamanda makam Mahmud adı da verilen oluşum da budur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun ilahi ilmi olan Kur'an-ı Kerim kendi başına bir şey ifade etmediği için onu okuyacak olan hakikati Muhammedi'nin birim zuhuru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde birleştikleri an insanlığın kemalatı oluşmuştur. Hazreti Peygamber yalnız başına olsaydı, Kur'an-ı Kerim yalnız başına olsaydı bunlar hiçbir şey ifade etmezdi. Yani o kadar büyük değerleri olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okuyacak herhangi bir varlık yoksa neye yarayacak ki? Şu odanın içi altınla dolu olsa, altının kıymetini bilmeyen bir kimse yoksa altın neye yarayacak? Kuşları dolduralım, altını da dolduralım buraya. Kuşlar açlıktan ölür. Çünkü birinin işine yaramaz, gidip onu bozdursun da bir yıllık, bir ömür boyu yiyeceğini bir altınla hepsi çıkarsınlar, alsınlar. İşte her şey değer bileniyle değerlenmiş olmakta. Biz de hayatımızı kıymetini bilerek değerlendirirsek o hayattan istifade etmiş oluruz. Yoksa altına bakan kuşlar gibi hayatımız elimizden geçer gider de hiçbir değeri olmaz. İkisinin de kaynağı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun zatıdır. Daha önce de gelen kitaplar vardı ve bunlar İsa Aleyhisselam ile sıfat mertebesine kadar yükselmişti. Ancak tam kemalde değildi. Eğer Kur'an-ı Kerim gelmemiş olsaydı insanlık aleminin miraç yapması, yani Hakk'a ulaşması mümkün değildi. İsa Aleyhisselam'dan yani fenafillah'tan sonra olan bakabillah ve insanı kamil mertebelerini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ile birlikte Adem Aleyhisselam'dan itibaren o güne kadar gelmiş olan bütün manzumeler de yenilenerek getirilmiştir. Yani diğer mertebe bilimleri, bilgileri de yenilenerek yani aslı üzere getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim içerisinde suhuflar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim kendisi olmak üzere hepsi tamamıyla mevcuttur. Hani geçen bir yerde bir sohbet olmuştu. İncil, kayıtlı İncil gelmemiştir diye İsa Aleyhisselam'a. Kayıtlı İncil Kur'an'da geldi, bize geldi. İşte İsa Aleyhisselam'ın hayatından bahseden ne kadar ayet-i kerime varsa onlar İncil'dir. İncil'i ayetlerdir. Musa Aleyhisselam'ın hayatından bahseden ne kadar ayet varsa onlar Tevrati ayetlerdir. Onun bildirir. Yani onun doğrusunu getirmiştir. Davudi manada ne kadar bilgi varsa onlar da Zebur hükmündedir. İbrahim mertebesinde de suhuflar düzeyindedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Hani dört kitabın manası bir Kur'an içindedir. İnsanlık alemi Kur'an-ı Kerim'i anlayacak kapasiteye geldiği için Kur'an-ı Kerim yeryüzüne inmeye başlamıştır. Daha evvel gelseydi anlaşılmazdı zaten. Musa Aleyhisselam kendisine gelen 9 levhanın ancak 7'sini kavmine açabildi, 2'sini açamadı. Çünkü onlar nurdan levhalardı ve kavmi onları anlayacak düzeyde değildi. O 2 nurdan levhayı ancak İsa Aleyhisselam açıkladı ve bu yüzden de kavmi onu öldürmeye kalkıştı. Çünkü kavmi İsa Aleyhisselam'ın açıkladığı hakikatlere ulaşamadıkları için kendilerine ters geldi. Aynı şekilde İslamiyet geldiğinde tevhid hakikati bütün hakikatlerin üstünde olduğundan onu anlayamayanlar da Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar.
Evet, süremiz dolmuş. Burası da mevzu başı oldu, satır başı oldu. Burada bırakalım, sonra devam edelim.